Yanında bir arkadaşıyla birlikte Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önüne gelen Serkan D. isimli genç, bankta bir arkadaşıyla birlikte oturan Suriye uyruklu Saik Omar'dan sigara istedi. Saik Omar'ın sigara vermeyeceğini söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Tartışma çevredekilerin araya girmesi sonucunda son buldu. Kısa bir süre sonra Saik Omar yanındaki kendisi gibi Suriyeli arkadaşıyla birlikte köprüden geçtiği sırada Serkan D, T.Ö., D.D. ve İK ile karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışma sırasında Saik Omar'ı tekmeleyerek yere yıkan Serkan D, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Suriyeli genci karnından yaraladı. Tesadüfen olay yerinden geçen jandarma ekibi köprü üzerinde aracını durdurarak yaralanan Saik Omar'a ilk müdahalenin yapılması için yardımcı oldu. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan Saik Omar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Saik Omar Alanya'ya sevk edildi. Yaralı değil, yaralı değil. Sürün bu. Bu Suriyeli. O da Suriyeli. Bak, şok marketine oturup ulaşmaya çalışıyor ama kimse ulaşamıyor. Şimdi orada açıldı. Ya açıldı. Bıçaklar. Şimdi bu. Olay sırasında Saik Omar'ın yanında bulunan Suriyeli arkadaşı dört kişinin yanlarına geldiğini belirterek "Bizden sigara istediler, vermedik. Bunun üzerine Ömer'i bıçaklayıp kaçtılar. Ben de korktum. Polise haber vermeye gittim." dedi. Olay yerinde bulunan ve 112'yi arayarak ihbarda bulunan görgü tanıklarından Muhittin Yılmaz, "Bunlar merdivenlerden tartışarak çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Hafif sakallı olan diğerini bıçakladı. Ondan sonra kaçtılar." dedi. Bu sırada olay yerinde bulunan vatandaşların polise yardım etmesiyle şüphelilerden İK, Cumhuriyet Meydanı'nın altındaki otoparkın yanında yakalanırken, SD'nin olayda kullandığı ekmek bıçağı da yakınlarda bulundu. Vatandaşların haber vermesiyle bir binanın çatı katına çıkarak saklanan SD'de polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Oralardaki kameralara baktınız mı? Zaten nereden aldınız? Bıçak? Yerden mi? Buradan mı? Yerde. Otoparkın girişinde. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği otosuna bindirilen SD, kendisini görüntüleyen gazetecileri "Çekmeyin çakallar, neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda olaya karıştıkları belirlenen DD ve TÖ'yü yakaladı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden TÖ, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Serkan D, kasten yaralama suçundan tutuklanırken DD ve İK adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamam, biz geçiyoruz. Benim yakaladım. Tamam. Çatıda. Ben yakaladım zaten. Sen çocuğu. Nerede yakaladın? Beyazlı'yı öbür arabada. Apartmanın çatısındaydı. Orada yakaladı. Polisi aradık zaten. Üç kişiler miydi? Üç kişiler zaten. Biri ismi... Hangi apartmanı çıktı abi? Şuradaki, ilerideki apartmanı. Çatıya. Peşinden koştuk. Ha, çatıya zaten çıktı. Zaten ondan sonra biz bekledik. Polisi aradık. Hemen şey yaptık. Ben öbürün peşinden koştum. Yakalayamadım zaten. Bir de ben çekeyim. 112 grup çıktı. Sen de. 112 grup çıktı. İki grup kaldı. Birincisi buraya gitti. İkincisi buraya geldi. Ele bıçaklı olan şahsındaki kişiyle tartışırken birini şuraya sıkıştı. Bıçağı vurdu tam burada. Öbürü kaçtı. Ondan sonra bıçağı vuran da etrafına baktı. Vurduktan sonra ardından da aşağı yöne doğru kaçtı. Biz de gördük. Hemen polisle ambulansla haber verdik. Arkadaş ağır yaralıydı. Gelenler müdahale yaptı. Kan kaybını durdurdu. Olay bu şekilde gerçekleşti.